Metropolitan Sanat Müzesi'nde Polinezya'nın mükemmel sanat eserlerine ev sahipliği yapan bir galerideyiz. Ve Hawaii'den yaklaşık olarak 19. yüzyılın başlarına ait bir kolyeye bakıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir kolye. Özenle örülmüş ve bağlanmış gerçek insan saçlarından yapılmış. Altta kullanılan süs amaçlı, yukarı kıvrımlı uç ise balina dişinden yapılmış. Burada hem saçın hem de dişin malzeme olarak kullanılıyor olması çok önemli. Kolyenin daha derin kozmolojik işlevini gerçekten gösteren şey sonuçta kolyeyi oluşturan elementlerin malzemesidir. İspermeçet balinası dişinden oyulmuş bu kolye ucu okyanus dünyası Moana'nın tanrısı olan Kanalova'dan yadigardır. Buradaki oyma ise bir tapunun yüzünü temsil ediyor. Yani bunu giyerken aslında bir anlamda tanrıyla olan ilişkinizi gösteriyorsunuz. Bu törenlerde kullanılan bir aksesuardı. Şefler, Tanrı'dan aldıkları yönetme hakkını göstermek için bunları takardı. Şeflerin direkt Tanrı'nın soyundan geldiği düşünülürdü. Okyanusları yöneten Tanrı'nın bir nevi yoğunlaşmış kemiğini takmak ve atalarınızın ince özenle örülmüş saçlarını taşımak yönetme meşruluğunuzu ve yönetme hakkınızı iddia etmek için çok kuvvetli bir yoldur. Bu kolye ucu mükemmel bir şekilde uyulmuş. Ne kadar zarif bir şekilde inceldiğini ve ardından yatay bir yükselti olan yerde nasıl genişlediğini görebilirsiniz. Sonra da güzel pürüzsüz bir eğriyi oluşturmak için önce aşağı sonra yukarı kıvrılıyor. Bu eğri o kadar ince bir şekilde oyulmuş ki neredeyse kırılacak gibi görünüyor. Çok ince olan çıkıntıyı görüyor musunuz? Gerçekten de mükemmel. Hatta sanki bir dile benziyor. Burada hitabete yapılan bir gönderme olabilir. Aynı zamanda bu şekil sanki çemberin başlangıcına benziyor. Aslında bu şefin bir mahiole yani tüylü bir başlık ve elbette bir de tüylü bir pelerin giyiği olduğunu hayal edebiliriz. Mahiolenin yani tüylü başlığın tepesi gücün merkezi olan başı korumak için biraz daha yükseltilmiştir. Yani aynen bu başlıktaki yukarıdan aşağıya giden çemberimsi eğri gibi kolye ucundaki eğri de bir çemberi ve şefin başının olduğu yeri işaret ediyor gibi. Kolyedeki bu malzemeler arasındaki zıtlık da çok çarpıcı. Saçın mat dokusunun yanında balina kemiğinin ışıltılı dokusu dikkat çekiyor. Bunun bir balina dişi olduğunu rahatlıkla fark edebilirsiniz. İspermeçet balinasının dişi olduğu kremsi dış katmandan ve bunun merkezine kadar giden dişin sarımsı iç katmanından anlaşılıyor. Ve bu diş neredeyse bir altın gibi yorumlanıyor. Bunlar inanılmaz derecede değerli. Çünkü balinalar avlanmadığı için adalılar kumsaldaki resiflerde balina karaya vurana kadar beklerlerdi. Balinalar Tanrı Kanaloa'nın vücut bulmuş hali ya da özü olarak kabul edilirdi. Bu kolyeyi şu an bir müzenin dolabında görüyoruz. Ama bu haliyle ne kadar takdir etsek ve estetik bir obje olarak incelesek de önceden kullanılan bir nesne olduğunu ve ona sahip olan, onu takan ve ona bakan kişi için çok özel anlamları olduğunu hatırlamamız da önemli bir şey. Bunlar aile yadigarı kabul edilen, kuşaktan kuşağa aktarılan nesneler ve kutsal hazinelerdir gücünü ve canlılığını da hala korumaktalar. Bunlar durağan birer sanat eseri olmanın aksine bizi geçmişe bağlayan önemli ve yaşayan objeler.